Evet sevgili izleyiciler, bir günaydın Antalya programından daha sizlere sevgiler, saygılar sunuyoruz. Akdeniz TV ekranlarında, tam da diyecektim ki Murat bugün gelmedi diyecektim. Yeni ama, bir hafta. Ama geldi. Evet, değil mi? Hiç kaçırır mı? Akdeniz TV ekranlarında yeni bir hafta, yeni bir gün, yeni bir başlangıç, yeni acılar, yeni mutluluklar, hayatın yeni gerçekleri. Sizlerle birlikteyiz yine biz. Biz de hayatın bir gerçeğiyiz. Çok fırtınalı bir hafta geçirdik, evet, hafta sonu geçirdik. Özellikle Aksu ve Demre bölgesinde fırtına çok etkili oldu. Çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Tabii sadece Aksu ve Demre'de değil. Oralarda çok fazla oldu. Yani batıda hemen dibimizde Aksu'da değil. Hatta benim çok dibimde de gerçekleşti. Bir hortum geçti Antalya'nın içerisinde. Evet, şaşırdınız değil mi? Antalya'dan bir hortum geçti. Neler yaptı? Nelerin izini bıraktı? Hangi araçlara zarar verdi? Koskoca bir tonluk bir kütleyi nasıl alıp yukarılara attı ve tekrar aşağı indirdi? Onların hepsini fotoğraflarla göstermeye çalışacağım. Az sonra hepsini Murat şahit olduğu bu olayı anlatacak. Evet, anlatanların anlattıklarını anlatacağım tabii ki. Ama gerçekten Antalya zor bir gece geçirdi. Hatta okullar tatil mi değil mi diye sosyal medyada... Benim gözümde Antalya Valiliği yine yerlerde süründü sosyal medyada. Neden? İnsanlar söylüyor, soruyor. Tatil mi değil mi? Cevap verdi valilik. Ki valinin Twitter'ından bir tane açıklama yapıldığı yönünde bir sosyal medya takipçisinin valilik mi yalan söylüyor bu mesaj mı diye. Çünkü valilik okulların tatil olduğuna dair bir mesaj geçiyor. Ancak orada bir yanlış bilgi evet, var. Orada yanlış bilgi şimdi. Antalya Valiliği okullar tatil değil diye mesaj geçti. Geliyorum şimdi. Onu kaldırdı sonra başka mı koy edeceksin? Ardından bunu bir kişi print screen yapıyor ve Antalya Valiliği yaklaşık olarak saat 21 civarlarında olsa gerek. Tam saatini hatırlamıyorum. Hemen bakalım. Yani çok geç kalıyor açıklamada. Diyor ki sosyal medyada okulların tatil olduğuyla ilgili söylemlerin yanlış olduğunu ifade ediyor. Ancak şöyle bir şey, yani sosyal medya çok aktif kullanmıyor valilik tarafından. Fırtına başladığından itibaren bilgilendirmeye başlaması gerekiyor. Şu an için, şu dakikalarda okulların tatil olması gündemde değil. Bir gelişme olursa size bilgi vereceğiz demesi lazım anında. İnsanlar çünkü çalkalanıyor. Herkes bana telefon açıyor. Okullar tatil mi değil mi? Veliler soruyor bir taraftan. Haber merkezleri araştırılıyor. Çünkü bir kişi okullar tatil demiş. Bütün herkes okulların tatil olduğunu söylemiş. Bunu da kim aydınlatacak? Bütün kanalları geziyorsunuz. Yani sosyal medya kanallarını valiliğin hiçbirinde bir bilgi yok. Çok geç bir açıklama. Ama bilgi kirliliği olduktan sonra mı açıklama yapmak lazım? Evet. O şimdi hemen Murat'ın söylemleri üzerine hemen araştırma, inceleme yaptık. Evet. O screen yaptıkları, print screen yaptıkları İstanbul Valiliği'nin açıklaması. Valilik bakın, arası fark var. Heh. Antalya Valiliği okullar tatil değil dedi. Hemen gelelim işte. Bakın ne diyorum. Siz eğer ki bir açıklama yapmazsanız, Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmazsanız, sorununuzu anında yerine getirmezseniz, bazı sosyal medya takipçileri, hele bir tanesi, yani bu devlete karşı veya işte AK Parti'ye karşı olabilir. Biliyorsunuz valilikler AK Parti sonuçta hükümet tarafına atandığı için söylüyorum. Onu farklı amaçla kullanıp işte altına İstanbul Valiliği'nin hemen sosyal medya paylaşımını koyup üstüne de sizin paylaşımınızı koyup buna mı ineceğiz, buna mı ineceğiz diye. Bu mantığı anlamak mümkün evet. Değil. Yani, o da mantık anlamak değil zaten. O vatandaşın mantığını anlamakta zorlanıyorum. Yani İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamayı alıp da Antalya'da yarın okullar tatil deme mantığını anlamıyorum. Hayır, neye ortalığı karıştırıyorsun? Onu görmüyor. Biri paylaşıyor, üzerini çiziyor. Yazıyor altında İstanbul Valiliği diye. Ve değiştiriyor. Yani demek istediğim şu. Hata olabilme ya da bilgi kirliliğinin önüne geçebilme dediğimiz bir olay vardır. Bunu Antalya Valiliği yapması lazım. Her yağmur, her fırtınada maalesef bu konuda Sayın Valimizin talimat vermesi lazım gerekli birimlere. Anında canlı bilgilendirme yapması gerekiyor. İnsanlar bekliyor ama öyle demeyin. Ciddi dışarıda fırtına var. Hortum var dışarıda. Tabii görmüyordur belki kendisi. Yani kızıl toprakta birbirine girdi her şey. Şimdi şöyle. Ama burada da insanların beklentisi var. Bilgi, taze bilgi. Antalya Valiliği de, İl Milli Eğitim Müdür Vekili de okulların tatil olmadığını duyurdu. Ayrıca gece saat 2'de fırtınanın da dineceğini duyurdular. Yani evet burada bunu değiştirmişler. Hemen şuradan
İstanbul Valiliği... Şimdi diyor ki Antalya genelinde ilkokul, ortaokul, lise ve anaokulları bir gün 18.01 itibariyle tatil edildi diye Antalya Gov.tr'den bir paylaşım gözüküyor. Bunu bir internette, sosyal medyada bir isim paylaşıyor. Hemen üstünde de diyor ki Antalya Valiliği sosyal medyada Antalya'da okulların tatil edildiğine ilişkin asılsız bilgiler yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor ve vatandaş diyor ki buna mı inanacağız, buna mı inanacağız diyoruz. Evet, İstanbul Valiliği'nin yani, paylaşımını... Birisi alıyor, bunu Antalya Valilik olarak değiştiriyor İstanbul Valiliği'nin paylaşımını anladığımız kadarıyla. Ki burada bunu da anlamak, her şeyi, bunu her da şeyi anlamak, yapmışlar hemeniz. Bunu da anlamak mümkün değil ama yani. Ama, hangi mantıkla yani okullar tatil işte, olsa sana ne yararı var, olmasa ne yararı var? Mutlaka ama, ya mutlaka bakın, akşam dolaşan bilgi kirliliğinin önüne geçmesi gerekiyor valilik bir şekilde. Sürekli geç kalıyor, vatandaşın beyni sulanıyor artık. Gerçekten memnun değil. Ya niye bir açıklama yapmıyorlar zamanında diyorlar. Neyi bekliyor bu insanlar? Tatilse tatil, değilse değil. Veya tatil edilmeyi, yani fırtınanın şiddeti bekleniyor ise o zaman şu anda deyip, yani şu an itibariyle tatil değil, yeni bir gelişme olursa anında bilgilendireceğiz demesi gerekiyor. O konuda bence biraz, yani sürekli sınıfta kalıyor. Dün de biraz daha sınıfta kaldı. Tabii bu Murat'ın yorumu, benim yorumuma göre değil. Çünkü neden? Vatandaşın bir tanesi çıkmış, sosyal medyadaki paylaşımı değiştirmiş, ortalığı karıştırmış. Bak bir saniye. Şimdi kötü niyetlilere karşı önlem alacak olan biz miyiz? Biz değiliz. Yetkililerdir bu işte. Biliyor, her defasında bu kirlilik yaşanıyor. Yaşanmıyor mu? Doğru. O zaman bir önlem alması gerekmiyor mu? Biz buradan bir önlem almasının çağrısını yapalım da o kötü niyetli insanlar da hiç olmazsa doğal olarak da böyle değiştirip Photoshop yapıp da vatandaşlara retweet veya paylaşım yapmasının önüne geçsin. Ondan sonra yani sorumluluk sahibi bir, değil mi? Gerekçe ortaya çıksın, davranış ortaya çıksın. Ama burada gerçekten vatandaşlar böyle bir salgıyı, yani haber salgısını anında duyabiliyorlar. Dün gecenin en çok aranan haberlerden bir tanesiydi bu. Okullar tatil mi? Değil, değil. Bütün yavrularımız okuluna gitti. Tabii ve, kaçta yapmış? Saat olarak ve, bakalım. Ve şu dikkatimi çekti. Şimdi İstanbul Valiliği'nin paylaşmış olduğu o paylaşımı Antalya Valiliği olarak değiştirip de sonradan yani okullar tatil diye duyuran vatandaş sonra diyor ki, fotoğraf paylaşıyor, valilik tatil yapsana kardeş diyor. Yani bu da ilginç. Yani kısacası dün bir tane mesaja kaç saniye süreli bir mesaj atmak? Kaç saniye? Yani çok basit bir şey ya. Cep telefonundan atabilirsin mesajı. Bu kadar basit. Çünkü insanlar Antalya Valiliği sitesini Twitter adreslerine saldırıyor. Bakıyor bir şey var mı diye. Çok basit yani. Bak. Sayın Valim lütfen. Yani bu konuda bence bir talimat verin. Hızlı bir şekilde vatandaşı bilgilendirelim lütfen. Vatandaş gerçekten bu noktada çok talep ediyor. Demiş ki Ümit Ünal'dı. Ula hortum sitedeki tüm panjurları uçurdu ya diye bir mesaj atmış. Yani gerçekten dün çok kötüydü. İnanılmazdı. Yani altında bir İdris Taş arkadaşımız akşam paylaşımda bulmuş. Antalya olarak bugün afet yaşıyoruz. Özellikle Aksu ve Demre'deki hortum üreticilere ciddi zarar verdi. Hemşehrilerimize geçmiş olsun demiş. İnanılmazdı. Süleyman Topçu belediye başkanı demiş ki akşam saatlerinde etkili olan hortum afetinde zarar gören tüm çiftçi kardeşlerime geçmiş olsun. Yüce Rabbim daha büyük felaketlerden bizi korusun demiş. Belediye olarak yaralarımızı sarana kadar görevimizin başındayız demiş Süleyman Topçu. Demre Belediye Başkanı. Evet, Ali Yılmaz geçmiş olsun. Ali Yılmaz yine geçmiş olsun demiş. Dünün sosyal medyada pek çok yani fırtınayla ilgili paylaşımları vardı. Bunlardan birkaç tanesini okuduklarında evet. Gazetelere baktığımızda gazetelere ne kadar yansımış dersek ben bir gazetede gördüm. Normaldir çünkü geç saatlerde fırtına olduğu için yine ilçe haberleri çok kolay düşmüyor. Çünkü gece saatlerinde veya akşam saatlerinde fırtına oldu. Yani iç sayfalarda, iç sayfalarda varsa tabii onlara evet, bakmadık ama. Bundan dolayı da gazetelerin baskı saatinden sonra yüksek ihtimalle haber merkezine yetişmemiştir. Bu arada hafta sonu iki tane seçim vardı. Evet. Ansiyat'ın ve Makine Mühendisi Odası'nın seçimi vardı. Üç mü? Bir tane daha mı var? Neresi var? CHP'nin seçimi vardı. Ha, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu seçimi vardı. Onunla ilgili de aslında var bir yerde, hani CHP seçimiyle ilgili var. Onunla ilgili de biraz konuşacağız tabii. Kimlerin girmesi için ne toplantılar yapıldı ama kimler girdi Antalya'dan parti meclisine? Kimsenin girmediğiyle ilgili. Yok, var.
bir söylem vardı çok ciddi şekilde. Devrim Kök'le Çetin Osman Budak gibi. Evet. Ancak bir kısımda yani CHP'liler Devrim Kök'ün kesin olacağını, bazı CHP'liler de kesin olmayacağını ifade etmişlerdi örneğin. Ancak tabii ki sonuçta seçimler yapıldı. Tek liste halinde, daha doğrusu tek başkan adayı halinde. Umut Orhan CHP ve Muharrem İnce çekildiklerini açıklamıştı. Mustafa Balbay da çekilmedi ama adaylık için yeterli imzayı toplayamadı. Evet, siyasi partiler yasası ne diyor? Yani %10 çoğunluğu, delegelerin %10 çoğunluğunu bulursanız ve imzasını alırsanız aday olursunuz diyor, doğru mu? Yani bu kadar hani barajı eleştirenler var ya, barajı eleştiriyor %10 barajını. Niye partinin içerisinde %10 barajı var? Bunu niye eleştirmiyorsun? Bunu niye kaldırması için çaba göstermiyorsun? Diğer taraftan 200 tane Balbay'a oy vereceğim diyen CHP'liler 92 niye çark edip de 92'de kaldınız? Hayır, verin bence ikili bir yarış olsun. Bir görsün insanlar Kılıçdaroğlu'na, en azından Kılıçdaroğlu zaten kazanacak. Ama en azından ya biz buradayız, diken üstünde dur, daha iyi yönet desin. O da tabii o aldığı güçle direkt Cumhurbaşkanlığı'na yüklendi. Peki toplumu kucaklayan bir parti oldu mu o zaman? Olmadı çünkü olmadı. 1 Kasım seçimlerinden sonra siyasi politikasını değiştirip de ılımlı bir politika çizen Kılıçdaroğlu kongrede yine bildiğimiz Kılıçdaroğlu oldu ve yine o kavgacı tutumunu sürdürdü. Peki bu niye oldu? Tabii tek başına kaldı çünkü yine. Ne Balbay aday olabildi ne de işte Orhan, yani sonuçta adaylıktan çekildi kendileri. Düşünün 3 tane anılan isim. Yani imza toplayamıyorlar. Bir 127 imzayı toplayamadılar. Yani bir şans verilmesi gerekmiyor muydu? Bence gerekiyordu. Çok da güzel olurdu. Yani hiç olmazsa daha halkın partisi olabilecek söylemlerle de dolardı diye düşünüyorum. Evet, ben, bu arada Murat, gene biz şeylerimizi hatırlatalım. Bak, Twitter adreslerimizi hatırlatalım. Bu Yalçın'ın... Öbür tarafı zor oluyor. Bir saniye arkadaşım. Zor oluyor şöyle. Ya sen de kulağı şöyle tutuyorsun bak şöyle. Ne yapayım? Bu Yalçın'ın şu. Nerede o? Şu da Murat'ın. Şu var ya. Buraya da atabilirsiniz. Tamam, gel bu tarafa. Bugün ne yapacaktık bu arada? Ne yapacağız bugün? Sinemaya gönderecektik değil mi? Gönderelim tabii canım. Mutlaka kaç kişi göndereceğiz? Bir kişi mi? Bir çifti gönderelim. Bir çift yani iki kişi. Bir iki çiftin çocuğu varsa? Yapacak bir şey yok. Gelmeyecek mi çocuklar? Biz çift gönderiyoruz. Ya bugün bir güzellik yapsak varsa çocuğu onu da götürelim, gönderelim. Bilmem. Ben bilmem. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Murat şimdi inisiyatif alacak. Bence gönderelim. Gönderelim. Eğer çocuğu varsa tabii o çiftin. Üç tane çocuk varsa. Eyvah. Ya üç tane fazlaysa. Hadi bakalım. Çık komple sinemayı kapatırmışız falan. Ya bunu... Neyse çifti gönderelim biz de artık. Diğer çocuklara ücretli girecekler. Ne yapalım öyle yapalım. Yoksa bu işin içinden çıkamayacağız dediği gibi. Yalçın'ın bu işin içerisinde önce biraz gazeteleri okuyalım, ondan sonra göndeririz. Evet, ondan sonra göndeririz. Evet, gündemimiz çok... Şöyle bir gündemi tarayalım, ardından sosyal medya ve internet gazeteciliğine gideceğiz. İnternet gazeteciliğinde hortum haberleri biraz daha fazla. Yani bol fotoğraflı. Evet, yani zarar haberleri biraz daha fazla. Ana anla çünkü paylaşım sosyal medyadan da. Dilersen Antalya Gazetesi'yle başlayalım. CHP Antalya damgası demiş. İşte haber. Geldik işte haber, evet. CHP'nin 35. Genel Kurulu'nda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 52 kişilik parti meclisi yönetiminde Antalyalı vekiller Devrim Kök ve Çetin Osman Budak'ta yer almış. Hayırlı olsun kendilerine. İki vekilin parti meclisine seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ama seçiliriz zaten. Bakılmıyor, bakıldı. Zaten yani bakıldı. Yapıldı. Bu arada... Evet. Biliyorsunuz parti meclisleri ne için önemli? Bir sonraki milletvekilliklerini garantileme açısından da çok önemli. Bir sonraki dönemi de garantilemiş olduğu gibiler. Şimdi, ama bu arada bir tüzük değişikliği de gündeme geldi. O tüzük değişikliğiyle birlikte de parti meclisine girenlerin o vekilliği garantilemesinin de önüne geçilmesi planlanıyordu. Peki ne oldu? Yani. Acaba Antalya'da ne gibi planlar yapıldı da tuttu mu tutmadı mı? Biliyorsun yine geçtiğimiz günlerde gazetelerde vardı. Deniz Baykal, Osman Kaptan'ın evinde miydi? Toplanıp ne yapmışlardı? Cavit Arı'yı parti meclisine sokmak istemişlerdi. Ama bakıyoruz, Cavit Arı parti meclisinde yok. Demek ki burada bir sıkıntı oluşmuş yine. Devrim Kök, özür diliyorum. Devrim Kök ve Çetin Osman Budak girmiş. Bu genel merkezin adayları olarak göze çarpıyor.
Deniz Baykal'ın adayı Cavit Arı ise girememiş. Baykal'a memleketinden bir şok daha o zaman. Evet. Yani Baykal bir kaset olayından sonra şimdi kaset dedim de aklıma geldi. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu dünkü yani genel kurultay konuşmasında bir önceki gün şey yüklenmişti. Cumhurbaşkanlığı yüklenmişti. Hatta çok yani benim çok hoşuma gitmedi. Bir seçmen olarak, bir vatandaş olarak yani hiç hoşuma gitmedi. Bu kadar ağır sözler, ağza alınmayacak sözler bir cumhurbaşkanına, kim olursa olsun, cumhurbaşkanı kim olursa olsun, hangi partili olursa olsun, hangi partisi olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun ya bir insana bence yani terörist bir parti değilse, teröre destek veren bir parti değilse söylenmez. Yani gerçekten söylenmez. Yani diktatörlük falan ama diktatörün önüne de bir cümle ekledi. Ben dilim varmıyor söylemeye. Söylenecek kelime değil çünkü. Bu arada Murat konuşurken de burada bir görsel var. Şakır şakır Antalya'da yağmur nasıl yağıyor diye. Evet. Öyle bir yağmış. Evin içerisine suyun aktığını şimdi görüyor musunuz? Bunu birazdan göstereyim istersen. Ama şunu söyleyeyim. Yani benim oturduğum bölgede ben böyle bir yağmur görmedim. Yağmur görmedin evet. İnanılmaz. Yani şöyle bir 5 dakika yağdıysa yağdı. Senin orada Antalya'da böyle bölgesel bir yağış da var. Kütlesel bir yağış da var. Bir bakıyorsunuz bakın hemen Kızıl Toprak'tan hortum geçiyor. Ama bazı yerlerde çok daha az, çok daha sakin geçiyor. Mesela burası seliklerin olduğu bölge. İnanılmaz. Biz sadece Muratpaşa Mahallesi'nden şimşeklerin çaktığını gördük. Oralarda bir yerde bir şeyler olduğunu fark ettik ama biz yağmuru 5-10 dakika gördük. Evet. O Kılıçdaroğlu demişken, diktatör demişken konumu unutturuyorsun bana. bugün gazetelerin bir tanesinde gördüm de açıklama yapmış AK Parti'den bir yetkili. Demiş ki gerçek diktatör kim acaba? Kasetle gelen kim acaba diye. Bir yetkili derken evet. Mevlüt Çavuşoğlu da benzer ifadelerle. Evet kim acaba diye de bir soru sormuş. Yani kasetle gelmedi mi Kılıçdaroğlu diktatörlük kim acaba demiş. Böyle bir soru sormuş. Evet oradan da duyuralım madem. Devam. Ama burada Devrimköy'ün inanılmaz çıkışını ben hayretlerle karşılıyorum. Biliyorsunuz çok eleştirildi başkanlığı döneminde. Yani istifa edip milletvekili aday olması muazzam eleştirildi. Çünkü evet başarısız süreçlerden geçti çünkü. Çok sempatik bir arkadaşımız ama. Çok genç bir isim. Bu kadar başarılı olacağı, bu kadar yükselebileceğini CHP'nin içinden bile tahmin edemediler. Aslında o seçimlerde 3 mü aday, 4 mü aday vardı. Özel Ülken kendi kendini yedi diyelim. Evet. Yani şöyle söyleyelim. Elinde bir metin vardı adaylık konuşmasında. O metne sadık kalarak konuşuyordu. 3 sayfalık metindi. Son sayfaya geldiğinde metnin dışına çıktı ve seçimi kaybetti. Öyle söyleyeyim. Metnin dışına çıktı ve seçimi kaybetti. Kıtacası araba patinaj yapmaya başladı. Yavaş yavaş şarampole doğru yuvarlanmaya başladı. Çıkınca metnin dışına. Çıkmamak gerekiyor bazen. Çünkü şöyle bir problem var nedense. Yani ben bunu CHP'nin yöneticilerini çok görüyorum. Yani eğer ki bir metnin dışına çıkılmaya başladıysa ne kadar içinde duygu varsa, ne kadar varsa ama hepsini dışarı doğru veriyor ağzından. Ve bu da tabii ki çok da sevimli tabloyu oluşturmuyor aslında. Kendilerine zarar veriyor. Bence önceki gün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi kendilerine partiye zarar verdi. Kucaklıyordu ne güzel ılımlı parti havasına bürünüyordu. Yani tekrar yine aynı eski günlere döndü. Maalesef kötü bence. Ve MHP'li belediye başkanı Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe ne diyor? Büyükşehir yasasının altında eziliyoruz. Evet, hemen ben şuradan da Büyükşehir yasasının Türkiye'nin kronik sorunu olduğunu söyleyen Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe, bu yasa iyi niyetle değil, siyasi kaygılarla hazırlandı. 2 yıl geçti ama Büyükşehir Belediyesi hizmet akışını sağlayamadı. Bu yükün altında eziliyoruz dedi diyor. Yani benim evet. Korkuteli'nde katıldığım bir iki tane açılış vardı. Başkan memnun görünüyordu açılışlardan. Biliyorsunuz Korkuteli'ne bir otogar yapıldı. Korkuteli'nin en büyük caddesi de yeniden asfaltlandı. Bazı hizmetler de geldi. Küçükköy tarafına yıllardır yapılmayan asfalt yapıldı diye aklımda duruyor. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe'yi de yine bu stüdyoya aldığımız zaman da onları da konuşuruz. Demiş ki egosu yüksek başkan demiş Menderes Süreli için. Ego yüklemiş kısacası buradan. Yükün altında eziliyoruz demiş Büyükşehir yasasını eleştirirken. Ama diğer taraftan da lider değişimi kolay demiş. Değil demiş. Kendi partisinde de. Devlet Bahçeli uzun yıllardır Türk siyasetine tarihine damga vuran birisin demiş. Öyle kolay değil değiştirmek demek istemiş Hasan Gökçe'nin devamında Gülşah Şahan. Çok geniş bir haber yapmış. Ve Külhan Beyliği yaparak büyük devlet olunmaz.
Emrah Taşkın söylüyor, Antalya Ülkü Ocakları Başkanı. Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Taşkın ile son dönemlerde Akdeniz Üniversitesi ve ülke genelindeki karışıklıklar hakkında konuştuk diyor. Hükümetin güçlü devlet algısı oluşturmaya çalıştığını ama başarısız olduğunu söyleyen Taşkın, Külhan Beyliği algısıyla büyük devlet olmuyorsunuz. Büyük devlet illa bir başka ülkenin iç işlerine karışan devlet olmuyor demiş. Bu arada aydınlarla ilgili MHP'nin ne kadar açıklamasını duydun? MHP açıklama yapmadı aydınlarla ilgili. Bu arada hemen evet. Söyleyelim. O 1128 aydın, sözde aydın vardı ya, onlardan bir Antalya'dan da vardı, 9 kişi. Antalya'dan bir tanesi imzasını geri çekmiş, geç kaldı. Evet, imzasını geri çektiğinde hatta güzel de bir açıklama yapmış. Ama açıklamanın içerisi hayretler verici. Ne diyor biliyor musunuz? Ben o metni okumadım diyor. İyi o zaman efendim, biz de bir metin getirelim, altına imzayı atınız o zaman siz. Getirin boş kağıda imza atalım, atın o zaman siz. Üzerini biz dolduralım, borçlandıralım sizi. Tabii, öyle şey mi olur? Soruşturma açılınca. Öyle şey mi olur? Yani sen bir aydınsın, okuyacaksın. Neyi imza attığını bilmeden nasıl imza atarsın? Yani sizi bir yere göreve getirseler, rektör yapsalar, rektör yardımcısı yapsalar önünüze gelen her kağıda imzalayacak mısınız? İmzalayacak mısınız? Ya muazzam çelişkilerle dolu bir açıklama. Ardından da devletin milletin çok sevdiğini ifade etmiş. Yani bilmiyorum nasıl bir anda... Yani artık bu devlet, bu millet sizi seviyor mu bilmiyoruz ama... Ya mutlaka o seveni vardır, sevmeyeni vardır. Onlar ayrı bir şey ama sonuç itibariyle benim daha da dikkat çekmek istediğim... Aydın dediğimiz insanların neye imza attığında çok iyi bilmeli, okumalı. Yani galiba başbakanın dediği doğru. Çoğu aydın onu okumamış diyor. Galiba doğru. Yani bir şekilde katakulleye getirme dediğimiz bir mesele var ya, galiba onun gibi bir şey olmuş gibi geliyor. Bak, daha bir gazete okuduk, tamam mı? Reklama gideceğiz neredeyse. Hemen. Evet. İleri Gazetesi'ne geçelim. İleri Gazetesi'nin manşetinde AK Parti hizmetin huzurun güvencesi demiş. Kim demiş? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel demiş. Menderes Türel... Uzun süre tezahüratlarda alkışlanmış. Kültür ve Turizm Ofisi kuruluyormuş efendim. Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal bildiri imzalayan akademisyenleri eleştirerek bu türden insanların her türlü düşmanlık beklenir. Ülkesine aleyhine deklarasyon altına imza atan kendi devletine katliam yapıyor da der şeklinde konuştu. Bakan Ünal ayrıca Antalya'da turizm sorunlarını aşmak için Kültür ve Turizm Ofis kurulacağını da müjdeledi. Evet, turizmcilerin en büyük sıkıntılarından bir tanesiydi bu. Turizm ofisleri. Turizm ofisinde de kuruluyormuş. Evet. Ve adliyede herkes İsrail'deki kapıdan girecek. Yani bizler giriyoruz ama avukatlar girmiyordu. Artık onlar da girecekler. Efendim. Savcılar da bildiğim kadarıyla. Herkes. Evet, hakim, herkes. Savcılar dahil evet. Olmak üzere. Herkes bundan sonra İsrail cihazdan geçecek. Adliyenin arka kapısı bildiğim kadarıyla. Arka kapısı evet. Çünkü onlarda bir kartlı sistem var. Kartı okutup direkt geçebiliyor. İsrail görmeden. Tabii bizce yani güvenlik denince yani kimin önceliği olabilir? Yani geçiş üstüne olabilir. Olmamalı değil mi? Çünkü bilemiyoruz ki. İçimizde ne var ne yok bilmiyoruz. Gördük işte. Yani adliyeye kadar girip öldürülen savcılarımızı da gördük bu ülkede. Şimdi bu yüzden önleme alınması gerekiyor. Bilemiyorsunuz kimin girdiğini. Nedir? Avukat diye giriyor insanlar. Evet. Bu arada ANSYAT'ın yeni başkanı Erdoğan Aldo, Antalya Sanayici İş Adamları Derneği'nin Ali Eroğlu başkanındaki yönetimin 3 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yapılan olağan genel kurulda yeni başkan Abdullah Erdoğan oldu. Hayırlı olsun. Ne kadar imledi biliyor musun? Bilgin var mı? Bilmiyorum. Detaylarına bakarız. Bakarız. Bu arada reklam arası diyorlar. İstersen diğer seçime geçmeden önce reklama gidelim. Ondan sonra da makine mühendisi odasında yaşanan devrimden biraz bahsedelim. Evet. Şimdi kısa bir ara. Oh,
Çalışmak size sosyal çevre, güç, cesaret ve imkan kazandırır. Ama en büyük kazancınız artan özgüveninizdir. Banyoda kış fırsatları devam ediyor. 7 Watt Petrix tasarruflu LED ampul üçlü pakette 17 lira 90 kuruş. 2200 Watt Kumtel konveksiyonel ısıtıcı 69 lira 90 kuruş. Banyo Yapı Market. 2016'da hem tatil yapacağımız hem de çocuklarımızla çok eğleneceğimiz bir yere gidiyoruz. Dünyanın bütün çiçekleri ve kültürleri burada. Mars yüzeyi, yağmur ormanları, bilim ve teknoloji merkezleri burada. Dünyanın eğlencesi burada. Expo Kulesi burada. 6 ay boyunca bütün dünya Expo'da. Expo 2016 Antalya'da. Sevgili izleyiciler, günaydın Antalya devam ediyor. Neyle devam ediyoruz? Gündem gazetesiyle devam ediyoruz. Ne demiştik? Makine Mühendisi Odası'nda bir seçim oldu demiştik. Makine Mühendisi Odası'nda devrim oldu demiştik. Nasıl bir devrim oldu? Makine Mühendisi Odası tarihinde ilk defa bir bayan başkan oldu. Kim? Hemen habere bakalım. İlk kadın başkan diyor. Makine Mühendisi Odası Antalya Şubesi'nin dün gerçekleştirdiği 12. Genel Kurulu'nda ilk kadın aday olan Ayşen Hamamcıoğlu 939 oy olarak başkan oldu. Neredeyse %100 fark atmış. Hemen diğer aday Ümit mevcut başkan büyük Ümit Büyükeşmeli 465 oy almış. 939 oy almış Ayşen Hamamcıoğlu. İkiye katlamış neredeyse. Peki kim kimi destekliyordu? Ya da desteklediği ifade ediliyordu. Eski başkanlardan Mustafa Karaman'ın Ümit Büyükeşmeli'yi desteklediği ifade ediliyordu. Ve seçimi kazanmalarına da kesin gözüyle bakıyorlardı. Peki Hüseyin Barut kimi destekliyordu? Ayşen Hamamcıoğlu'nu destekliyordu. Demek ki Hüseyin Barut yani Ayşen Hamamcıoğlu kazanmış oldu seçimi. Hayırlı olsun diliyoruz. Bunlar kendisini de yine bu stüdyolarda ağırlarız. Bir kadın bayan başkan olarak makine mühendislerinde ilk defa. Az önce Murat konuştu. Diktatörlük dedi. Birileri diktatör diyor dedi. Nasıl oluyor bunlar dedi. Çavuşoğlu'ndan da diktatör cevabı gelmiş. Antalya'da AK Parti mahalle başkanları toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefet partilerine yüklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Çavuşoğlu, CHP liderini doğuda hendek kazan PKK'yı savunmakla suçladı demiş. Ve daha birçok şey söyledi. Ve biliyorsunuz dün bir de... Gel Murat gel, yanaş. Dün Antalya Spor'umuzun maçı vardı. Yine kendi evimizde Antalya Arena'da 33 bin kişilik stadyumda tabii ki tribünler dolu başlı, değildi. Başlı. Dolu değildi. Başakşehir önünde ne yazık ki yine umduğumuzu bulamadık. Yalnız Eto fırtına gibiydi. 2-1 mağlup olduk. Fırtına gibiydi Eto ama Eto'nun gayretleri yetmedi. Galiba Eto'yu da satamayacağız biz bu gidişte. Elimizde kaldı galiba Eto. Motta yeni transferden Motta pek beğenilmemiş ama o hani 3. lig ekiplerinden gelen bir futbolcu vardı ama o beğenilmiş. Beğenilmiş. Eto da iyiydi. Demek ki 1. lig topçusu olmak iyi önemli değil. Önemli olan gayret. Motta flash olarak geçmişti haberlerde ama hiç flash gelmedi. İlk maçında kendi evinde Antalyaspor'un artık o takımı yenmesi gerekirdi.
Yani seyirci de dolmalıydı. Şu konuyu hemen bir gösterebilirim 2 dakika müsaadenle. İstersen şuna bir değineyim. Tamam, değineyim. Şimdi biliyorsunuz CHP böyle zaman zaman başörtüsü açılımı yapar. Hatırlarsınız Deniz Baykal zamanında bir kongrede de çarşaflar vardı kongre evet. salonunda. Onlar özellikle dikkat çekilmişti. Rozet takılmıştı, CHP rozeti. O rozet takılanlar daha sonra ne hikmetse CHP Genel Merkezi'nin kapısından alınmamıştı. Şimdi farklı bir sanki başörtüsü açılımı yapıyorlar gibi Aksu Kadın Kolları Başkanlığı'na Hatice Erdem gelmiş. Başörtülü bir aday yani başkan gelmiş. Bakalım CHP'de ne kadar görevde kalacak evet. diye sorayım ben. Şu anda Kadın Kolları Başkanı. Evet. Ümit ediyorum uzun süre kalır. Evet, Murat, ama önemli bir adım CHP için özellikle türbanlı kadınların parti içerisinde görev alması önemli. Ilımlı, güzel bir adım diye düşünüyorum. Şunu ben göstermek istiyorum. Müsaadenizle şöyle biraz yanaşayım. Şimdi bu dün en çok konuşulan sosyal medyada olay. Bakın. Şimdi yani, evet, net biraz aşağı indir. Saat 15.53'te ki bu resim gerçek mi değil mi göreceğiz. Yani bununla ilgili de valilikten bir açıklama istiyoruz. Antalya genelinde... Bu sonra geçilen. Şöyle bakın şu birincisi. Bu 15.53'teki 15.53'te Antalya'da bir şey yok. Antalya genelinde diyor ki bakın tatil olduğunu söylüyor. 15.53 paylaşım saati 17 Ocak. Acaba bu bir Photoshop mu? Gerçek mi? Bunu da pek çok insan almış. Daha sonra geçilen 21.21'de artık fırtına kopmuş bitmiş. 21.20'de Antalya Valiliği açıklamayı yapıyor. Asılsız bilgiler diyor. Daha sonra vatandaş diye soruyor ki bu mu doğru? Bu mu doğru? Bu mu doğru Sayın Valimiz? Bakın TC Antalya Valiliği bu mu doğru? Eğer bu doğru değilse bununla ilgili bir açıklama yapılması lazım. Eğer bu açıklama var ise bir yanlışlık olmuş. Şehven denmesi gerekiyor. İşte bundan dolayı vatandaşlar dün çok fazla sosyal medya üzerinde sıkıntı yaşadı. Eğer bu yalan ise yani birisi bunun photoshopladıysa bunun bulunması gerekiyor. Kimse bu, bunun bulunması gerekiyor. Ve insanlara yanlış bilgi vermek, devleti karalamak, hatta devletin kurumlarını küçük düşürmek diye de bir sürü ceza metni var zaten biliyorsunuz. Yapılmalı. Bunu göstereyim istedim. Belki Sayın Valimiz de bununla ilgili de bir çalışma yapacaktır. Bir yanlışlık varsa da şehven diyecektir. Çünkü çok fazla yorum var bunun altında. Telefonlara bakılmadığıyla ilgili falan tutarsızlık deniyorlar. Yani gerçekten bunlar hiç insanların yapmak istemediği yorumlar ama mecbur kalıp da yaptıkları yorumlar. Çünkü gördüklerine inanıyorlar. Gördükleriyle ilgili bir yalanlama gelmediyse o mesajı biz atmadık diye bu kez de söz söylüyorlar. Evet, bunları da buradan söylemiş olalım. Bu arada biliyorsunuz MHP'nin imzaları toplandı. Yaklaşık %50'ye yakın bir imza toplandı MHP'de. Tabii diyecekler ki şimdi Antalya'lı vatandaşlarımız ya biraz da şu şeylere gelin, zararlara gelin. Ne bu genel haberler falan, işte oda haberleri falan bizim toplumu çok geneli ilgilendirmiyor diyeceksiniz. Müsaade edin bunu da anlatayım ondan sonra isterseniz geçelim. Yalçın burada birkaç haber yaparken ben de internet üzerinden sizlere o haberleri aktarmaya çalışayım. Biliyorsunuz MHP eğer ki Devlet Bahçeli ki söylemleri çok net mahkemede artık çözüm üretirler dedi. Ancak yasalar net yani yönetmelikler net diyor ki yani kurultay için imza toplanırsa gitmek zorundasın diyor. İstersen mahkemeye git. Bu toplanan imzalar tüzük değişikliği içindi. Tüzük değişikliği için 453 imza teslim edildi. 610 imza gerekli olağanüstü genel kurul için. Devlet Bahçeli'de bildiğiniz gibi 2018'i gösteriyor. Genel kurulumuz o zaman diyor ve fotoğraflara varana kadar, üyeliklerine varana kadar, delegeliklerine varana kadar bir araştırma içerisine girdiler. Onların delegeliklerini düşürüp o imzaları geçersiz saymak adına. Ama şu anda toplanan imzalar yasa olarak bir kurul yapılmasına müsait. Çünkü yasa bunu emrediyor zaten. Ancak tabii... Yasa gereği tabii gitmeye de bilir. Gitmen gerekiyor. Mahkemeye taşırsın konu bunu. Konu mahkemeye taşınır. Ama mahkeme kararıyla mı? Genel merkez de bu sefer Yargıtay'a taşır, kayyum atanır. Öyle bir süreç gerçekleşir. Uzar da uzar ama sonuç itibariyle gider. Öyle gözüküyor. Çünkü yasa söylüyor net burada. Evet. Yasa gider diyor. Yasa yani. Gider diyor. Evet. Evet, sen devam et. Ben de istersen konuşuyoruz. Evet. Hortum yıktı geçti. Hortum yıktı geçti. Demre ilçesinde şiddetli fırtına ve lodos etkisini sürdürürken denizde çıkan hortum seralara zarar verdi. Sadece bir gazetenin birinci sayfasında gördük demiştik. O da Gündem gazetesinde
Kömürlük sahilinde akşam saatlerinde çıkan hortum sahildeki bankları sökerek ilçe merkezine doğru yöneltti. Bakın banklar sahilden atılıyor merkeze. Yaklaşık 20 dakika etkili olan hortumda ilçeye panik yaşandı. Araçlar zarar gördü. Elektrik telleri koptu. Hortum bölgeye büyük zarar verdi. Ve Yeni Yüzyıl Gazetesi. Diyelim sen devam et ben yerime geçeyim. Türel'den heykel polemiğine nokta. CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen'in Çallı Kavşağı konusunda yaptığı açıklamayı eleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Atatürk heykelini kim kaldırmaya kalkarsa karşılarında kendisini bulacağını söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu demiş. Biliyorsunuz bizler de 23 Aralık'ta Menderes Başkanı burada konuk ettiğimizde benzer ifadeleri kullanmıştı. Yerini değiştireceklerini, heykeli kaldırmayacaklarını söylemişti. Bağış yap, hayat kurtar. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın Kasım 2013'te imzaladığı kök hücre projesi protokolü sonrasında 1,5 yılda 105 bin kök hücre bağışı Ulusal Kök Hücre Bankası'na nakledilmiş. Rusya pazarında 4 senaryo bir başka haber. Turizm tepetaklak uçak krizi ardından bu yıl Rus turist sayısında 4 milyona yakın kayıp bekleyen sektör için 4 senaryo üretilmiş. İlk macera parkı açılıyormuş. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ikinci dönem projeler içerisinde yer alan macera parkı Antalya'da bir ilk olarak tanımlanıyor. Antalya güney yağmurla başladı. Dünkü haber av turizmine karşı 99 bin imza, Hollandalılara Uysal'dan davet, Çavuşoğlu'ndan diktatör cevabı, Ünal kara propaganda yapılıyor haberleri de Yeni Yüzyıl gazetesinde. Bu arada tabii Antalya Spor'la ilgili de bir yeni bir hoca da var biliyorsunuz takımın başında. Morais dönemi kötü başladı demiş tabii. Kısa zamanda pek bir şey beklemek söz konusu olamaz. Neden? Mustafa Denizli de hani kurt hoca dediğimiz Mustafa Denizli de Galatasaray'ın başına geldiği zaman yani takım yerlerde sürünüyordu. Hala yerlerde süründü. Yani birkaç maç biliyorsunuz bu haftayı galibiyetle kapattılar. Ve gelelim Gerçek Gazetesi, işte biz az önce akademisyenlerden bahsettik ya, bir kişi de imzasını çekti diye. Ertuğ imzasını çekti. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeki Ertuğ, Barış İşin Akademisyenler İnisiyatifi'nin hazırladığı Bu Suça Ortak Olmayacağız başlıklı bildirideki imzasını çektiğini açıkladı demiş. Kimmiş efendim? Zeki Ertuğ. Çarşı isyanda kale içindeki Sinan Mahallesi Çarşı Esnafları Derneği 2244 esnafa sorarak bölgede canlılık kazandıracak modern çarşı projesi hazırladı. Projeye hiçbir kurumun sahiplenmemesine tepki gösteren dernek başkanı Sahim Koçak bu şartlarda bölge esnafı kepenk kapatır demiş efendim. Ve biliyorsunuz Konuksever'de Gerçek Gazetesi Konuksever'deki o AVM alanı ile ilgili birkaç gündür haberler yapıyordu. Onun devamını getirmiş. Eski başkan Süleyman Evcilmen'in açıklamaları var. AVM uyanıkları demiş. 8 yıldır Antalya'nın gündeminden düşmeyen Konuksever AVM'ye yeni yargı kararları damga vurdu. Danıştay 6. Dairesi Muratpaşa Belediyesi önceki başkanı Süleyman Evcilmen'i Antalya 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 09.06.2014 gün ve 866 sayılı kararın usul ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davada haklı buldu. Antalya 3. İdare Mahkemesi Danıştay kararına uyarak alanın Evcilmen'in talepleri doğrultusunda karar düzeltmesi yaptı diyor. Ayrıntıları merak eden varsa Gerçek Gazetesi'nde okuyabilir. Tarımda kayıt dışı işçi artacak. Ziraat Mühendisi Odası Başkanı Vahap Tuncer'in açıklaması. Orada da seçim yakın. Ansiyat'ta Erdoğan dönemi diktatör bozuntusu tartışması haberleri yine Türel'den Esen'e o koltukta oturma haberleri Gerçek Gazetesi'nde yerini almış durumda. Ve geçiyoruz Son Haber Gazetesi'ne. Son Haber Gazetesi'nde de manşetinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel var. Az laf çok iş diyor. Ve Aksu'da algı değişiyor. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin. Antalya'nın tarihi ilçesi Aksu'yu Belediye Başkanı Halil Şahin'e sorduk. Aksu'da algı değişiyor. Aksu'muz hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Ağır ağır yaşanabilir bir ilçe oluyor. Bugün herkes Aksu'ya gıpta ile bakıyor demiş Halil Şahin. Park halindeki otobüs ve iki tekne yanmış. Evet, bu haberi de diğer gazetelerde görmemiştik. Manavgat ilçesinde park halindeki otobüs ile yanındaki iki tekne çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Demirbaş'tan kurultay yorumu. Adı sıkça CHP milletvekili adaylığı ile gündeme gelen Alper Demirbaş,
CHP kongresini değerlendirmiş. Dünyanın sayılı organ nakil cerrahı CHP üyesi Profesör Doktor Alper Demirbaş önceki gün gerçekleşen CHP kurultayını sosyal medya üzerinden yorumlamış ve devam etmiş. Geçelim nereye? Gazete 1'e. Gazete 1 yine Menderes Tüel manşette siyasete hizmet için yapıyoruz. Farklı görmüşler. Utrecht'te tarihi kale içine ilgi, Emit Fuarı'nda Muratpaşa Belediyesi'nin kale içine ilgi. Bu kez olmadı Antalya Spor, Başakşehir Spor maçı haberi. Bunlardan her türlü düşmanlık beklenir. Turizm, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın açıklaması. Sen de bir kaset bozuntusu musun diye sormuştu Mevlüt Çavuşoğlu. Destek verin, çarşı canlansın haberi. Gazete 1'de yer alan haberlerden bazıları diyelim ve geçelim elimizdeki son gazete olan Hilal Gazetesi'ne. Hilal Gazetesi hemen şöyle logo altında Tüel muhalefete verdi veriştirdi haberi yine buradaki yerini almış durumda. Akrep tepe taklak gidiyor haberi var ve manşetinde ise bu cami Türkiye'de tek diyor. İlahiyat caminin 2016 yılının sonuna kadar bitirileceğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami Yapma ve Yaşatma Dernek Başkanı Necmi Atik, camide 8 taşeron firmanın aynı anda çalışma içinde olduğunu vurgulamış. Ve berberlerin Bağkur feryadı varmış. Bağkur prim borçları yüzünden kan ağlayan esnafın hükümetten prim destek beklentisini söyleyen Berber Odası Başkanı Uzun, esnafın yanındaki işçi için prim desteği veren devlet istihdam sağlayan da kolaylık sağlamalıdır demiş. Antalya işi ağırdan alıyor, bu ayakkabılar ağrı yapıyor haberleri de turizmde 4 yeni senaryo, Kırık Taşlar sergisi haberi de yine Hilal Gazetesi'ndeki yerini almış durumda. Böylece ne yapmış olduk? Antalya'daki yazılı basını bitirmiş olduk. Şimdi sanal basına yani internet medyasına geçiyoruz. Onları da Murat'tan dinleyeceğiz. Farkındaysan sessiz çocuk gibi burada bekledim senin bitirmeni. Şimdi araya giriyorum bir şey diyorsun. Bitiremiyorum diyorsun. Bana vakit ayırmıyorsun diyorsun. Senin daha çok ekrana çıkıyorsun diyorsun. Müsaade ettim işte sana. Dilediğin gibi kullanın o dakikaları. Ben bir şey dedim Murat ya. Hayır aralarda söylüyor tabii. Hayır yani sen daha çok çıkıyorsun diye bir şey dedim mi? İstiyorsan yani. Bak. Şimdi Türk insanının içinde bir abartı vardır. Ben de bir Türk insanıyım doğrudan. İşte gel değişelim. Gazeteleri sen oku sosyal. İnterneti ben okuyayım. Bazen bir abartı vardır ya içimizde. Her şeyi abartarak anlatırız biz. Bir kelime başlar. Aslında 3 karakterlidir o kelime. 3 kelimeden yani o cümle 3 kelimeden başlar. Ama cümle giderek 4-5 en sonunda zaten 15 kelimelik bir cümle haline dönüşür. Onun içerisinde artık neler vardır neler. Bu arada bak. Valiliğin hani okullar tatil mi evet. Değil mi diye tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yetiş Yavuz demiş ki, abi valilik okulların tatil olmadığını açıklamadan önce attığı tweet 2 gün önce atılmış diyor. Biz tarihine bakmadım. Bu arada... Bir saniye, 2 gün önce okullar mı tatildi? Hayır, 2 gün önce, perşembe günü mü attı diyor. Öyle diyor herhalde. Bakalım, buna da bakalım, kontrol edelim. Gerçi orada... Bu arada Akın Mutlu, abilerim bak, kolay gelsin. Bak, bu Kaş'ta kaybolan çocuk bulundu mu? Bilginiz var mı diye sormuş. Siz sorduktan sonra ben hemen baktım. Onunla ilgili herhangi bir haber rastlamadım, görmedim. Şimdi buradan bakacağım ben. 17 bak Aralık diye biliyorum ben. 17 Ocak sen paylaşım. Bak onu söyleyeyim hemen şuradan bulacağım. Yanlış girdik. Ben de buradan... Bizi takip eden izleyicilerimizi hemen şöyle sen okumaya devam hızlı evet. Bir şekilde bakıyorum tarih geçin. 17 Ocak 18.53'te 17 Ocak 2016 18 burada da 18.53 olarak geçiyor bakın saat. Saatler her yerde farklı mı? Her yerde farklı geçiyor. Yani burada bir oynanma ihtimali yüksek o zaman. Var. 15'te 18.53 oldu. Var mı artıran diyorum ben şu anda. Giderek. Ama tarih 17 Ocak olarak geçiyor. Hemen diğer alttakine bakalım. Evet. Burada da gerçi 18.53 mi 15.53 mi tam net değil ama belki 18 de olabilir, 15 de olabilir. Çok silik çıkmış görüntü. Ama orada 17 Ocak. Yani dünün tarihi atılı. Orada tarihte bir yanlışlık yok. Eğer Ramazan bu, Köse günaydın izlemeye devam demiş. Oğuzhan Semiz günaydın. Muzaffer Gökçol günaydın. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Kaş'tan takip ediyor. Aşur Boydak günaydın, iyi yayınlar. Muzaffer Gökçol bu arada fotoğraf göndermiş. Kaş ilçesinden hortum fotoğrafı göndermiş.
Oy fotoğrafı Murat da size bulup az sonra göstersin diyeceğim. Süleyman Şahin, Servis Odası Başkanımız, Sevil Kula, Mehmet Duman, Esat Esmanal, Bekir Çavuşoğlu, Ahmet Adil Ünal, Nihal Ünal, Ebru Ilgaz, Celal Vecel, Mehmet Bayrak, Ali Küçük, Halil Boydak, Muzaffer Gökçoğlu, Songül Başkaya, Hatice Ergün Akçöl, Ufuk Genç, Oğuzhan Semiz. Bir tanesini dur atladım. İzleyicilerimizin mesajlarını atlamayalım. Evet, Ufuk Genç, Oğuzhan Semiz. Bizi izleyen izleyicilerimiz arasında. Tabii bu izleyicilerimizden ne olacak? Bir çiftimiz sinemaya göndermiş olacağız. Kimleri gönderdiğimizi de az sonra açıklayacağız. Hemen devam edelim. Semih Köken Kemer'den günaydın beyler diyor. İyi yayınlar dileklerini iletiyor. Hemen şöyle devam edelim. Erol Demirel, hortumsuz, fırtınasız, bereketli programlar haydi kolay gelsin demiş. Bak Muzaffer Gökçol aynı fotoğrafı senin de Facebook'una atmış. Bakalım oradan. Evet bu arada sen de bittiyse buradan göstereyim. Evet, biter mi? Sibel Gezen fotoğrafları paylaşmış. Hemen arkadaşlarımıza verecektir. Fırtınanın son haliyle ilgili. Bakın görüyor musunuz? Kaş'ta, Demre'de, Aksu'daki zarardan bahsediliyor burada. Gördüğünüz gibi bakın araçlar çalışıyor. Ne hale gelmişler. Ben de biraz sonra bazı görüntüler göstereceğim. Sibel Gezen Hanım'a teşekkür ederim. Bu arada Bilal Arıkan da günaydın dileklerini iletiyor. Mehmet Bayrak, Mehmet Efe Dinç, Hasan Kurtoğlu, Erol Öztürk, Mehmet Kurtoğlu, Cüneyt Serkan Kademlioğlu, Hacı Tunç, Ali Cemçon, Ali Önen, Müge Helvacı Şarlak, Aylin Seyirci, Semih Köken. Yine böyle bizi izleyen evet, izleyicilerimiz arasında. Mehmet Arıcı'nın paylaştığı bir görüntüyü de verelim arkadaşlarımız. Yakın planda lütfen. Görüyorsunuz değil mi? Hortum. İnanılmaz. İnanılmaz bir doğa olayı gerçekten. Oldukça korkuttu insanları. Bu arada teşekkür ediyoruz paylaşımları için. Diyelim Mehmet Arıcı'ya. Ve Mehmet Fatih Şener de Cumhurbaşkanımıza evet. Hakaret eden kim olursa olsun diyor. Böyle bir söz söyleme hakkı yok. O makama hakaret halkımıza ve vatana hakarettir demiş. Evet. Ne Cumhurbaşkanı'nın hakaret mi lüksü var bu ülkede ne de muhalefetin ne de bir başbakanın. Kimsenin kimseye hakaret etme lüksü yoktur. Ama yani bu saygın makamlara da sahip çıkmak gerekiyor. Yani saygın makamlara en azından saygı göstermek gerekiyor. Yoksa ne saygınlığımız kalır bizim Türk milleti olarak? Birbirine saygısı olmayan, üstüne saygısı olmayan, makamına saygısı olmayan bir toplum olarak da anılırız dışarıda. Bu durumumuzdan da bir konu çıkartmak isteyenler olabilir, bizi kullanmak isteyenler olabilir ki oluyor zaten diyelim. İsterseniz hemen internet gazetesine evet, bir kamer durdu da bu arada göz atalım. Evet. Bizi izleyen izleyicilerimiz arasına dahil olmuş. Evet galiba bir reklam aramız var. Hemen reklam arasına gideceğiz. Pazarcı odasında altın kavgası demiş. Bu haberi vereyim reklam arasına. Bağlanalım. Hayırdır inşallah diyoruz. Serihaber.biz'de. Neymiş bu? Pazarcı odası ile ilgili neredeyse her gün yeni haberler çıkıyor. Doğru mu? Çıkıyor. Seçime gidecek zaten. Bu kez de faturası pazarcı odasına kesilen bir düğünde takılmak üzere alınan altının takılmadığı iddia edilmiş. Bu iddia haberiymiş. Suça göz yumuluyor demiş. Pazarcı odası eski başkan İsmail Öz demiş ki bu altını araştırmışlar. Altın düğünde asılmamış demiş. Aradan geçen bir sürede sanki hiçbir şey yokmuş gibi herkes sessiz derken açıklama yapan Muzaffer Şakar'ın neden savcıya suç duyurusunda bulunmadığını yani sormuş. Bu açıklamayı oda başkan yardımcısı Muzaffer Şakar yapıyor ve Muzaffer Şakar neden suç duyurusunda bulunmadı madem altın ortada yok demiş. Muzaffer İsmail Şakar Öz. Evet biliyorsunuz orada çeşitli kademelerde görev aldı. Yani hemen hemen her türlü başkanı zaten orada yönetim kurulunu suçladı, mahkemeye taşıdı falan. İlginç de bir insan. Yani odanın içerisinde yönetimde ama sürekli mahkemelerde, oda yönetimi sürekli mahkemelerde süründüren de bir beyefendi. Daha sonra mahkemelerden geri çekilip tekrar mevcut başkanın yanında yer aldı. İstifa etmedi falan. Eleştirildi. Muzaffer Şakar ismi pazarcı tarafından çok bilinen bir isim. O da ilginç bir oda diyelim. Reklamlara gidelim. Daha sonra son bölümümüzde güzel haberler ve güzel resimlerimiz var. Aynı zamanda da çok kötü maalesef tespitlerimiz var. Reklamlar.
Süreyya Döviz. Paranız her zaman değerli. Tekin Şirketleri grubunun üyesi olan Süreyya Döviz Anonim Şirketi 13 Ocak 1993'ten bu yana güveninizle gelişti, güveninizle büyüdü. Süreyya Döviz, güçlü finansal ve sektörel yapısı ve deneyimli kadrosuyla hizmetinizde. Yüksek meblağlı döviz işlemleriniz için özel kurdan faydalanın. İşlemleriniz için bize ulaşın. Adres: Sinan Mahallesi Cebosoy Caddesi No 20 Taksim D. Telefonlar: 0242 352 02 60, 0242 352 02 70. Faks: 0242 352 02 68. Süreyya Döviz. ART reklamları kazandırıyor. Cazip fiyatları ve dinleyici odaklı reklam kuşaklarıyla reklamlarınız ART FM'de kazanç olarak geri dönüyor. Reklamlarınız için telefon numaramız 311-83-82. Banyoda kış fırsatları devam ediyor. 7 Watt Petrix tasarruflu LED ampul üçlü pakette 17 lira 90 kuruş. 2200 Watt Kumtel konveksiyonel ısıtıcı 69 lira 90 kuruş. Banyo Yapı Market. 2016'da hem tatil yapacağımız hem de çocuklarımızla çok eğleneceğimiz bir yere gidiyoruz. Dünyanın bütün çiçekleri ve kültürleri burada. Mars yüzeyi, yağmur ormanları, bilim ve teknoloji merkezleri burada. Dünyanın eğlencesi burada. Expo Kulesi burada. 6 ay boyunca bütün dünya Expo'da. Expo 2016 Antalya'da. Antalya Expo alanı nasıl mı olsun? Öncelikle her yerde bitkiler büyüsün. Sonra binlerce yıllık medeniyetleri simgeleyen binalar olsun. Ve tabii ki sular. İçinde kocaman bir de göl olsun. Unutmadan doğayla iç içe yaşayan hayvanlar da olsun mutlaka. Bir de dünyanın her yerinden ağaçlar gelsin. Sonra o ağaçlarda dört mevsim bir arada yaşansın. Ve en önemlisi yeryüzü ve gökyüzü bir sürü çiçek açsın. Tekrar günaydın Antalya. Programımız sanal dünyaya devam ediyor. Bakalım internet gazetelerinde ne varmış? Nelerden bahsetmişler? Anlayan haberler var mı? Bir değinelim Burak, istiyorum. Burak, istersen hemen az önce bir vatandaşımız sormuştu. Kaş'ta bir çocuk kayboldu, bulundu mu diye sormuştu. Ben de bakmıştım. Haberlerde rastlamamıştım. Kaş'tan hemen cevap geldi. Ova mahallesinde kanal düşen kardeşimizden hala haber alınamadı diye cevap geldi. Evet, bir an önce umarım bulunur diyoruz. Evet, seri haberle devam ediyoruz. Yöresel Ürünler Expo'da altın bilezik yok oldu. Bir haberi var. Sanayi deyince akla ustalık gelir tabii ki. Eskiden çocuklar sanayide usta olma hayalleri kurarak kollarına altın bilezik takmak isterdi. Şimdilerde ise çıraklar adeta mumla aranıyor
diyor. Tabii kim diyor? Mehmet Öztürk, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı yok oldu maalesef. Biliyorsunuz Akdeniz Sanayi Sitesi'nde de bir çıraklık eğitim merkezi var, çıraklık yurdu var. Hatta bu yurtta biliyorsunuz çıraklar kalabiliyor. Çamaşırhaneleri var, yemekhaneleri var tabii ki. Hem çırak olarak bir işe başlayabiliyor hem de kalacakları bir yer var. Çok da güzel bir projeydi. Geçtiğimiz dönemde Mustafa Akay'ın tarafından açılmıştı. Ancak proje kooperatif tarafından yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesi desteklemişti ve hala şu anda var ama çırak sayısı her geçen gün düşüyor orada. Kapanma ihtimali de yüksek oranın. Çünkü ilgi az. Hatta Mehmet Öztürk demişti ki yani köylerden muhtarlarımıza yardım istiyoruz. Yani hem okuyan çocuklar yani ya da okumaya az meyilli çocuklar gelsin mutlaka burada ama çırak. Ama şunu da söylüyor başkan. Sanayi adam et, çocukları adam etme yeri değil, çalışacak olan, iş öğrenecek olan gelsin diyor. Tabii şimdi çıraklık bile terbiye gerektiren bir aynı zamanda süreci de beraberinde getiriyor. Yani şöyle 2 yıl çıraklık, 2 yıl kalfalığa dayanamıyorlar. Üniversite zaten 4 yıl. Üniversitede 4 dayanabildikleri kadar sanayide dayansalar usta olurlar. Ellerinde en azından meslek olur diyor. Ama tabii üniversite biraz daha yüksek yaşlarda olan bir öğretim dönemi. Tabii. Esas lise ve ortaokul döneminde zorunlu zaten eğitimimiz. Ancak işte çırak eğitim merkezine giden gençlerimiz var. Okumuyor. Dışarıdan devam ediyorlar. Okumuyorlar. İlkokul dönemi bittikten sonra ortaokul, lise buralar okumuyor artık gençlerimiz. Dışarıdan devam ediyorlar. Dışarıdan devam ediyorlarsa o zaman sanayide de işi öğrensinler, meslek öğrensinler, kollarına bileziği taksınlar diyor. Onun için güzel bir proje yapılıyor. Ama şu anda ilgisizlikten dolayı neredeyse o proje çöpe atılacak duruma geliyor. Çok da güzel bir yer ama değerlendirilemiyor tabii ki. Ailelerin de gençlerimizi yönlendirmesi gerekiyor. Yöresel ürünler Expo'da olacakmış. 23 Nisan'da kapılarını açmaya hazırlanan Expo'da yöresel ürünlerde yer alacak. Asso'da yerini alacak. Asso'da yer alacak, evet. Nakşibendi Şeyh hayatını kaybetmiş. Bitlis'te yaşayan kanaat önderi Nakşibendi Şeyh'da Molla Mahsun Şentürk hayatını kaybetmiş. PKK'ya giden cephanelik yakalanmış. Antalya Spor Evi'nde kayıp demiştik. Çizmeleri sadece şov için giyerler demiş. Menderes Türel biz ise hizmet için giyeriz demiş. Yüksek ihtimalle de sel bölgelerini ziyaret etmiştir galiba. Manavgat'ta CHP Manavgat Teşkilatı çizmelerle eylem yapmışlar. Basın açıklaması yapmışlar. Ona biraz atıfta bulunmuş. Atıfta bulunmuş. Evet. Kepez 2016'da 10 eser daha geliyormuş. Hakan Tütüncü Kepez Belediye Başkanı söylemiş ve turizm işçisine konut demiş. Düşük gelirli turizm çalışanlarına kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı geliyor. 2016'nın ilk 6 ayında başlanacak bir proje ve 5000 konut turizm işçisi için Antalya'da geliyor. Hadi bakalım hayırlı olsun diyelim. Sonuçta turizm işçileri biliyorsunuz gelir itibariyle belirli oranlarda bir gelire sahip. Onların da konut sahibi olması gerekiyor. Devlet destekli çok önemli diyelim. Ekrana versen arkadaşlarımız antalyaburada.com'la devam edelim. Okullarda Antalya'da okullar tatil mi? Değil tabii ki. Antalya Spor kendi evinde yüzdü. Hortum, şehrin merkezinde Antalya'da Hortum diye bir haberden bahsedelim. Gelelim hemen detaylarına. Antalya Kızıl Toprak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen Hortum, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. Çok sayıda ağacı yerinden söken Hortum, maddi hasara yol açtı. Resimlerin bir kısmını paylaşacağım ben. Hemen haberin detayında Kızıl Toprak Mahallesi'nde bulunan Oyak Sesi sakinleri korkulu anlar yaşadı. Evet, Muratpaşa Belediye Spor Kompleksi'nde ise büyük hasar meydana geldi. Onu da söyleyeyim. Bakın bu yaklaşık 1 tonluk bir kabin bunu alıyor. Şurada bakın halı saha var. Muratpaşa Spor Tesisi'nin içi burası. Buradan alıyor. Yukarıdan hortum getiriyor artık. Nasıl getiriyorsa bunu dışarıya atıyor. Görüyorsunuz her yer. Cadde, sokak tamamen kapalı. Bu ağaçlar tamamen kırılmış. İnanılmaz bir görüntü. Araçların üzerinde, aralarında gerçekten savaş alanı gibi detaylı görüntüleri biraz sonra paylaşacağım. Resimleri paylaşacağım ben sizinle. Diğer haberlerimize geçtikten sonra bu arada diğer haberleri de hemen açıklayayım. Onlar basın toplantısında demiş, biraz önceki haberin aynısı. İnşaatta yeni kural, belge yoksa ceza var demiş. Bu haberin detayına da değinelim. Ardından internet gazetesinden diğerlerine geçelim. İnşaat sektöründe belgeli işçi çalıştırmayanlara artık ceza yiyeceklermiş. Türkiye Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Başkanı açıklama yapmış Gürkan Özdemir. Ustalık belgesi olmayan işçi inşaatlarda çalışamayacak. 26 Mayıs'ta uygulamaya geçiyor. Ustalık belgeniz yoksa çalışmada yok. Bu aslında her meslekte olması gereken bir detay, bir özellik.
İstersen bir de ilçe haberlerine bakalım ne varmış. Manavgat'a gidelim. Yufka yüreklerle çetin yollar aşılmaz demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Örgütü bu açıklamayı yapmış. Sağır İnde musluklardan kaynak suyu akacak haberi var. Diyelim hemen bir Kaş'a bağlanalım madem öyle. Kaş'a gidelim. Kaş'ta ne varmış? Kaş'ta Kızılay kan toplamış. Bir sosyal sorumluluk haberi diyelim. Hemen Ay Yıldız Gazetesi'ne bakalım ne demiş. Sinek'le 1100 kişilik ordu mücadele ediyor demiş. Bir Büyükşehir haberinden bahsediyoruz. Hemen Korkut Eli'ne bağlanalım. Orada ne varmış? Korkut Eli gazetesinde il birincileri Korkut Eli'nden demiş. Korkut Eli Milli Eğitim haberinden bahsediyoruz. AK Parti Antalya kampa giriyormuş. Girdi hemen çıktı. Hemen aynı haberler ama tabii girdi çıktı dediğiniz gibi. Bunlar biraz da eskimiş haber olarak göze çarpıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eşya yardımı Serik için el ele çalıştayı Serik postası haberinde. Tapu sorunlarının çözülmesini bekliyorlarmış. Gebiz Mahallesi'ndeki vatandaşlar tapu sorunu çözün demiş. Eski eylemlerden bir tane fotoğraf gözüküyor. Batı Antalya'ya gelelim orada ne varmış? AÜ'den öğrencilere matematik desteği demiş. Akdeniz Üniversitesi Kumca Kaymakamlığı ve Kumca Belediyesi arasında Kumca Mimar Sinan Ortaokulu öğrencilerinin AÜ bilimsel bilgi birikiminden yararlanmasına yönelik iş birliği. AÜ diye Akdeniz Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesi. AÜ diyorum ama kısaltıyorum işte. Canım. Evet, bir iş birliği var burada. Vekil Rektör Profesör Doktor Mustafa Ünal eğitime bilime katkı adına yapılan her türlü çalışmaya destek olduklarını söylemiş. Kumlucalı öğrenciler Antalya'da, evet daha önce bundan bahsetmiştik. Evet hemen bir haberimize daha bakalım. Alanya'ya bağlanalım. Son yolculuğuna uğurlanmış Alanya'da bir acı cenaze haberi. Gözyaşları arasında defnedilmiş. 19. ve 20. dönem Antalya Milletvekili Hayri Doğan'ın danışmanlığını yapan ve uzun süredir Ankara'da emlak ve inşaat işiyle uğraşan Alanya'lı iş adamı Mehmet Ali Uysal 9 Ocak Cumartesi günü beyin pıhtısı oluşması nedeniyle hastaneye kaldırılıyor ve yaşamını kaybediyor. Başı sağ olsun Alanya'nın diyelim ve yavaş yavaş hemen bir diğer Alanya haberini okuyalım ve gazeteleri bitirmiş olalım. Kriz reçetesi demiş Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği TÜRSAP. Alanya Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu önünü göremeyen turizm sektörünün yükselişe geçmesi için yapılması gerekenleri açıkladı. Alanya'daki üniversitelerin 8. turizm sektörünün ise Alanya'daki üniversitelerin 8, turizm sektörünün ise 5 ay faaliyet gösterdiğini açıklamış. Eğitim turizmi Alanya'ya özellikle kış aylarında adeta can simidi olacak demiş. Tabii sağlık turizmi diyoruz, doğa turizmi, tarih turizmi, deniz turizmi, bir de eğitim turizmi değil mi? O konuda da bir açıklama güzel. Olması gereken de zaten o diyoruz. Sosyal medyada yoksa, varsa paylaşacakların sana söz vereyim. Yoksa kimi hemen sinemaya gönderebiliriz diye ona bakıyorum. Evet, seçtin mi kimler gidecek sinemaya? Kim gidecek, daha hangi kişi gidecek? İstersen ben yavaş yavaş buradaki görüntülerimize bağlanayım. Nereye gitti görüntülerimiz? Gel bakalım burada. Şuradan görüntülerimizi bulayım. Senin de varsa... Evet. Eyvah, görüntülerimiz nerede Yalçın? Eyvah. Şu görüntüleri bulmaya çalışayım ben de müsaadenizle arkadaşlar. Murat kaybetti. Evet, gerçekten buraya atmıştım ama ben evet. Galiba buldum. Şu. Arkadaşlarımıza verebilirlerse. Burası Kızıl Toprak Mahallesi'nde. Şöyle slaytımızı getirelim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz karanlık çıkabilir çünkü akşam saatlerinde çekilmiş bir görüntü. Görüyorsunuz manzara. Oyak Sitesi'nin orası burası. Muratpaşa Spor Kompleksi'nin olduğu bölümler. Görüyorsunuz araçların üzeri tamamen yine bu sitenin içerisindeki bir aracın üzerinde düşen ağaç. Ağacın altında kalan bir araç. Görüyorsunuz bu kabin bir ton ağırlığında bir kabin. Tamamen dışarı atıyor bunu hortum. Gördüğünüz gibi ağaçları kökünden sökmüş tamamen. Böyle görüntülerimiz var. Bu spor kompleksinin tüm aydınlatması yana doğru yatmış. Ki bunlar çok kalın direklerdir. Gördüğünüz gibi yana doğru yatmış. Görüyorsunuz teller tamamen. Görüyor musunuz ağacın ne kadar? Kökünü görüyor musun Yalçın? Tamamen sökmüş. Murat yatmış. Bu arada bir rakam söyle o zaman. Söylediğin rakama göre birini 7 gönderelim. Ben 7 numarayı seviyorum. Uğurlu rakam olduğunu düşünüyorum çünkü. Evet Muratpaşa Belediyesi işçileri bu arada sen herhalde belirliyorsun. Bir taraftan görevlerini yapıyorlar.
tamamen kapalı yol. Gördüğünüz gibi kırıp atmış. Bırakın kökten sökmeyi, artık gövdesinden kırıyor. Dayanamıyor basınca ağaçlar. Göreceksiniz biraz sonra kırılan yerlerinde. Bu yolun bir başka bölümü. Burada bir tane ağaç yan taraftan. Görüyor musunuz nasıl kırmış ağacı? Yandan görünüm bu. Önden görünümde olacaktı galiba. Tamamen yerlerde. Yine araçların üzerinde düşen ağaçlar. Bakın kökünü tamamen kaldırıyor ve ağacın üzerine düşüyor. Gördüğünüz gibi vatandaşlar bir taraftan hasar tespiti yapmaya çalışıyor. Araçlarına bakıyorlar bir taraftan. Bakın görüyorsunuz. Çok ilginçtir. Bazıları araçların arasına düşmüş. Çok ilginç. Bakın burada da araçların arasında, burada da araçların arasında. Hemen bir yere geldiğimizde burada da hemen aracın önüne gövdesi geliyor. Ama tabii ki dalları araçlara zarar veriyor. Araçlardaki zararlar da burada gözüküyor pek çoğunun. Evet, Murat 7 dedi. 7 de evet. Cüneyt Serkan Kademlioğlu var. Bunu asil olarak seçelim. Asil. Cüneyt Serkan Kademlioğlu sinema biletimi alıyor. Sinema, çift kişilik sinema biletini bizden almış oluyor. Bir de nereden bakalım? Bir de şuradan 7 sayalım. Evet, bu arada sosyal medyada 7. mesaj gönderenleri anladığım kadarıyla sosyal medyada talihli olarak belirledi. Bir taraftan görüntüleri de verebiliriz belirlerken. Görüyorsunuz değil mi? Ağaçları nasıl kökünden sökmüş. Ben şiddetini göstermek açısından ben söylüyorum. Tam araya denk gelmesi ilginç. Bakın tam araya denk geliyor. Nasıl köklerinden sökmüş. Gerçekten çok ilginç görüntüler. Bir kamyonu nasıl deviriyor hortum. Antalya'nın merkezinde bu görüntüler. Görüyorsunuz. İnanılmaz. Ve alıp bunu dışarı atması, kabini. Yedek olarak da Halil Boydak. Halil Boydak öyle mi? Halil Boydak yedek. Kademlioğlu asil. Asil diyorsun. Son 3 dakikamız diye de işaret ediyor. Evet, son 3 dakikamız diyormuş. Hemen ben şuradan. Bu arada geçeyim. Sevgili izleyiciler, gene özür diliyorum hemen ama sabah saatlerinde arkadaşlar. Üzücü bir haber gelmiş. Sabah 6 saatlerinde Şırnak'ın Adil ilçesinde zırhlı polis aracına düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaralanan 7 polisten 3'ü kaldırıldıkları hastanede şehit düşmüş. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, ben köşe yazarlarına değineyim. Bu arada demiş ki, bakın güzel sosyal medya paylaşımlarından bir tanesi. Ekrana verebilirse arkadaşlarımız ne diyor? Bana yol vermezsen biri ölebilir ama sen yol verdin diye ölmezsin diyor. Bir ambulansın şirin şekilde sosyal medya paylaşımlarında çok fazla geçiyor bu paylaşım. Ambulanslara da yol vermemiz gerektiğini söylüyor. Bu arada ambulanslar demişken, ambulanslar şimdi raylı sistem hattını neredeyse her araç kullanıyor. Evet. Yani normal taksisi de kullanıyor, polisi de kullanıyor, motosiklet de kullanıyor. Hemen hemen hepsi kullanıyor. Ama asıl kullanması gereken ambulanslar kullanmıyor. Niye kullanmıyorlar? Yani o şarampoldeki trafik, sıkışık trafiğin içerisinde dalıyorlar. Oysa ki raylı sistem hattını kullansalar çok rahat bir şekilde gidebilirler. Evet, bir öneri mesela. Bu konuda riski de olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten aynı anda iki tramvayın, yani paralel geçtiği noktalar var ama bu çok az denk gelecektir. Mutlaka ambulanslar o noktada bence kullanabilirler diye düşünüyorum. Evet, ne demiş köşe yazarları gazetelerde bakalım. Ömer Ali Yetkin demiş ki, hoşgörüyü kaybetmek demiş. Günlük yaşamımızda en çok gereksinim olan hoşgörüyü maalesef kaybettik demiş. Kaybediyoruz tabii ki Ömer Ali Beyciğim, gerçekten öyle. Son Haber gazetesinde yazmış, detaylarını okursunuz. İki tane almışım yanına nedense. Evet. Okan Dilek demiş ki, şu çizme konusu demiş, delikanlığa çamur sürdürmemek için şöyle bir söz söylenir. İki keçinin köprüde karşılaşma misali burun buruna geldiği sözünü ettiğimiz durumda delikanlılar silahlarını çıkardığı an çıkarttın mı o silahı sıkacaksın. Eğer ki sıkamıyorsan demiş, 3 noktayı koymuş ve devam etmiş köşe yazısında. Evet, Cengiz Savaşer demiş ki, Suriyeliler daha mı eğitimli diye bir soru sormuş. Suriye kökenli Türkmen dostumuz Suriye'deki eğitimin daha iyi olduğunu anlattı. Suriye'den gelen insanların birçoğunun eğitim almış kimseler olarak daha rahat işler bulabildiğini öne sürdü demiş köşe yazısında. Bu arada ben de merak ettim detaylarını. CHP hani seçime gitti demiştik. Parti meclisine Antalya'dan da Cavit Ali'yle
Çetin Osman Budak girdi demiştik. Parti meclisinde 52 kişilik bir liste var. O 52 kişilik liste delinmiş efendim. 23 kişi liste haricinde listeye girmiş. O 52 kişilik listeye girmiş. En yüksek oyu Selin Sayek Böke almış. 691 oyla. Bizimkiler ne yapmış diye baktım ben de. Cavit Arı ve Çetin Osman Budak ne yapmış diye baktım. Çetin Osman Budak 346 oy almış. Çetin Osman, bu arada Cavit Arı dedim yine. Devrim Kök diyecektim galiba. Devrim Kök diyecektim. Devrim Kök de 492 oy almış. Yani Devrim Kök Cavit Arı bak benim de adım. Çetin Osman Budak'tan yüksek oy almış. 346, 491. En yüksek oy ise 691. Yani Devrim 500 Kök... oy eksiklik var. Evet, ciddi bir eksiklik var. Bu oylar yeterli mi? Yani gönüllerde çok yeterli gözükmüyor. Evet, başkanlık sistemini desteklerim demiş Mehmet Dalay Antalya Gazetesi'nde. 12-11-2012 günü yayınladığım bir yazımda şunları yazmıştım demiş. 10 yıldır anayasa değişikliği dahil olmak üzere Sayın Başbakan ve AK Parti Meclis Grubu ve hükümetleri ne istediler? Ne parlamenterler, ne parlamenter sistemde neyi istediler? Neyi parlamenter sistemde yapamadılar demiş ve devamını getirmiş. Evet, turizm çalıştığı demiş Songül Başkaya. Gerçek Gazetesi'nde Rusya krizinin ardından Antalya'ya gelemiyor. Turizmcilerle buluşan çalıştığı için tekrar geleceğini kaydeden Turizm ve Kültür Bakanı dün yine Antalya'daydı demiş. Tespitlerini yazmış. Bir taraftan da Kundu'daki bir otelle ilgili düzenlemelerden bahsetmiş. Evet, Ali Tongül demiş ki CHP kurultayında diktatör kim sorusu. Soru sormuş. Girdiği yedi seçimi de kaybetmiş. Çoktan istifasını verip ben yapamıyorum, daha iyisini yapacak arkadaşlarım gelmeli diyerek gitmeli aslında. Ama demiş Kılıçdaroğlu'nun kimin diktatör olduğu sorusuyla ilgili bir cevap vermeye çalışmış Ali Tongülüs. Aykut Sülek demiş ki Yüzlü Gazetesi'nden vazgeçemeyiz demiş. Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra Rusya'da Türkiye'ye tur paketi satış yasağı başlamıştı demiş. Bir turizm yasasından bahsediyor. Herhalde Rusya ile birbirimizden vazgeçemeyeceğimizi anlatmaya çalışmış. Devamı Yüzlü Gazetesi'nde. Tabii benim pazartesi, çarşamba, cuma köşe yazılarım var. Ben de CHP'nin kurultayını ele almıştım. Seçim AK Parti'ye hayırlı olsun diye bir başlık attım. Gaza gelmeler, ben de varım demeler, istifa et diyerek değişim istemeler. CHP genel başkanlığı için seçimler öncesi yaşanan klasik görüntüler, her genel ya da yerel seçim sonrası CHP içindeki muhaliflerden her zamanki gibi bilindi bol gazlı söylemler. Ya sonuç? Evet, bu bol gazlı söylemlere rağmen sonuç tekrar Kılıçdaroğlu seçiliyor. Parti meclisinde hemen hemen onun istediği oluyor. Buradan CHP seçmenleri mutlulukla ayrılıyor mu? O konuda da soru işaretleri tek tek zihinlerimizde maalesef doğuyor. Tabii bunlar CHP seçmenlerinin söylediği. Evet, Yartın, programımızın sonuna geldik. Evet, geldik ama yarın sabah saatler 8.15'i gösterdiğinde ne yapacağız? Bizler yine burada olacağız. Antalya'nın yerel gazetelerini, internet sitelerini, sizlerden gelenleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Ama bugünlük ne yazık ki bu kadar. Yine süremiz bitti. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Evet, yarın aynı saatte biz tekrar burada olacağız. Güzel haberlerle buluşmak istiyoruz. Aynı zamanda kazasız ve cezasız bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.